Bir yanda yolsuzluk gerekçeli gözaltılar, diğer yanda Lübnan ve Yemen üzerinden İran'la büyük kriz. Tam da bu gelişmelerin ortasında Suudi Arabistan'a sürpriz bir ziyaret vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Riyad'a gitti. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü. Gündemde doğal olarak gözaltılar ve İran krizi vardı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri geçen hafta Suudi Arabistan'dayken istifa etmişti. İran destekli Hizbullah'ı işaret edip can güvenliğim yok demişti. Ülkesine dönmüyor. Suudi Arabistan ve İran birbirlerini Lübnan'da ortalığı karıştırmakla suçluyor. Hariri'nin partisi başbakana ülkene dön çağrısı yaptı. Birçok önemli isim Hariri'nin Suudi Arabistan'da rehin tutulduğu görüşünde. Hatta gözaltına alınıp istifa metninin eline tutuşturulduğu öne sürülüyor. Ancak bu iddia Fransa tarafından yalanlandı. Suudi yetkililerse sessiz. Suudi Arabistan Perşembe akşamı Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmesini istemişti. Ona Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Lübnan'dan ayrılmalar da başladı. İddiaya göre İsrail'le eşgüdüm halindeler. İsrail'e Lübnan'da İran destekli Hizbullah'a saldırması için zemin hazırlandığı öne sürülüyor. Buna karşılık Hizbullah'ın Suriye'deki üyelerini de Lübnan'a çekerek hazırlık yaptığı iddiaları gündemde. Suudi Arabistan'la İran arasında Yemen üzerinden de kriz var. Yemen'den geçen hafta sonunda Riyad havaalanına füze atılmıştı. İran yapımı o füzeyi İran destekli Şii milisler fırlatmıştı. Suudi yönetimi gerilimin ardından Yemen sınırlarını kapatmıştı. Ülkeye insani yardım gidemiyor. Benzin ve tüp fiyatları hem yükseldi hem kıtlık başladı. Birleşmiş Milletler temsilcileri uyarıyor. Sınırlar açılmazsa akaryakıt ve aşı stoğu bir ay içinde tükenecek. Ülke hala hazırda kolera salgınının pençesinde. Vaka sayısı 900 binin üzerinde.